Değerli arkadaşlar, yapay zeka tartışılıyor. Tartışılması çok doğal. Çünkü bilinmeyene doğru ilerleyen bir görüntü sergiliyoruz. Ve bunu gördüğümüz zaman da ister istemez içimizde bazı soru işaretleri birikiyor. Özellikle üretilen teknolojilerin iyi amaçlı ve kötü amaçlı kullanımı çerçevesinde yaşanmış çok kötü deneyimlere sahip bir ırkız insanlık olarak. Fizik çalışmalarını nükleer bomba üretmeye, Hiroşima ve Nagasaki'de insanları kavurmaya yönelttik. Yapay zekayı iyi bir araba üretmek, trenlerin saatlerini iyi takip etmek falan gibi nedenlerle başlamıştık yaklaşık 30 yıl önce. Bugün geldiğimiz noktada bambaşka şeyleri tartışıyoruz. Bu çok doğal. Çünkü tarihinde nükleer bomba üretimi olan bir insan varlığı, yani nükleer varlığı oluşturmuş bir insan varlığı esasında ürettiği her şeyle tartışılması gereken bir varlıktır. Böyle de görmemiz lazım. Nitekim uyarılar artıyor. Uyarılar artıyor. Dünyanın önde gelen gelecek bilimcisi olarak tanınıyor. Bugüne kadar yaptığı analizlerde boş çıkmamış Ray Kurzweil, ünlü medyacı Joe Rogan'ın podcastine konuştu ve bakın neler söyledi. Muhafazakar bir öngörüyle yapay zeka hızla insan zekası düzeyine doğru ilerliyor. Yani ben muhafazakar düşünmeye çalışıyorum ama önümdeki tablo ve bunu 2029 yılında gerçekleşeceğini artık görüyoruz. Bu ne demek? Yapay zeka üretiminde üretilmiş bir yapay zeka bugün herhangi bir insanın Allah tarafından yapılmış beyin kabiliyetine ulaşacak. Onun kadar zeki, üretken ve çok boyutlu olacak. 30 yıl önce, yani yapay zeka ile ilgili ilk tasarımlar ortaya çıkmaya başladığında bu sürecin risklerini ısrarla anlatmaya çalıştım. Uzun yıllar belli bir kesim, ki bu kesim sistemde hayli güçlü bir yerde kaplıyor, benimle ilgili her şeyi söyledi. Deli bile oldum. Sonra bundan 5 yıl önceden itibaren benim yıllardır söylediklerim üzerine benim cümlelerimden yola çıkarak bilimsel forumlar düzenlenmeye başlandı. Adam belli ki kırgın. Yine yıllardır yapay zekanın insan zekası kabiliyetine kavuşması için 100 yıl olduğu iddia ediliyordu. Bugün o düzeyde değiliz ama bütün göstergeler 2029'da yapay zekanın insan beyninin kabiliyetine kavuşacağını gösteriyor. Bu adam, Ray Kurzweil, beynimdeki bilinci ve zeka birikimini güçlü bir bilgisayara yüklediğimde sonsuza kadar yaşayabileceğim diyen bir adam. Böyle de bir karakteri var. Şimdi buna en büyük destek Elon Musk'tan geldi. Tabii zaten Elon Musk bu konuda sürekli uyarıyor. Bakın Elon Musk uyarıyorsa herkesin ciddiye alması lazım. Bu adam sonuç itibariyle insanın beynine çip takıyor, Mars'a gidecek Starship'i yapıyor. Yani adam zaten günümüz teknolojisinin, siber güçlerinin, şunun bunun içinden konuşan bir adam. Dışarıdan konuşmuyor. O yüzden bu adama bakmak lazım. Önemli bir adam. Diyor ki, tweetinde bu sözleri verirken, yapay zeka gelecek yıl bir insandan daha zeki hale gelecek. Gelecek yıl, 2025. 2029'da, 4 yıl sonra yani 2025'ten, bütün insanların toplamından daha zeki olacak diyor. Şimdi bu işin içindeki bir adamın uyarısı. Bunu yabana atamayız. Ve Fox News'daki söyleşisinde son diyor ki, yapay zeka büyük tehditlerle büyüyor ve mutlaka bir denetime, kontrol mekanizmasına ve güçlü bir otoritenin
idaresi gerekiyor. Yapay zeka çalışmalarını başıboş bıraktığımızda medeniyetin yıkımıyla karşılaşacağız. Daha ne söylesin ya adam? Diyor ki, bunu başıboş bırakırsak öyle şeyler üretilecek ki, birileri öyle şeyler yapacak ki, o şeyler bizim medeniyetimizin içten çökmesine neden olacak. Gitti gidiyor. Böyle bir durum var. Çünkü yani öyle bir siber alan ürettik ki hep beraber tabii. Ya evimizdeki musluğun önüne koyduğumuz su arıtma tesisini bilmem nesi bile kontrol altına alınabilir. Uzaktan kumandamız var ya, şu arabaları açtığımız, o bile bir beyin. O da bir beyin. Öyle yani. Her şeyimiz birbirine bağlanmış durumda ve biz şu anda burada da diyoruz ki benim kadar düşünen bir varlık üretmeye çalışıyorum. Ve bu varlığı kontrol edemezsek o varlık bizim ürettiğimiz her şeyi kontrol edecek diyor zaten. Yapay zeka yeterli zekaya kavuştuğunda bağlı araçlar onu kullanacak mı, yoksa o bağlı araçları mı kullanacak? SİHA'yı attın, yukarıda gidiyor. Roketsan'ın ürünleri içinde, yapay bir zeka. Hepsinde var. Sürü kabiliyeti diyoruz, bilmem ne diyoruz. Bunlar, ama bu zeka sizin programlayıp oraya koyduğunuz zeka değil ki sadece. Bu kendi kendini geliştiren bir zeka. Eğitim alan bir zeka. Şeyleri açık her tarafa. Bu kontrolden çıkabilir mi? Çıkabilir. Peki o roket nereye gider? Gider. Bir yere gider. Sen de böyle peşinden bakarsın o roket niye oraya gidiyor diye. Böyle bir durum. Çünkü araçlar yapay zekayı kullansın diye biz bu aracın içine yapay zeka koyuyoruz. Doğru mu? Ama o aracı kullanmaya kalkarsa ne olacak? İşte olay bu. Adam doğru bir soru soruyor. Yapay zekayı eğiteceğiz cümlesi büyük bir yalandır. Şimdi bir de böyle bir cümle var. Efendim merak etmeyin. Biz zaten onu programlarken eğitiyoruz. Ne eğitmesin? O kendi kendini eğitmeye programlanmış. Nereden çıkarttı? Yapay zeka iyi bir araba üretimine yardımcı olabilir. Ama aynı zamanda o kadar da önemsiz değildir. Ve sürekli gelişimiyle bir özellik alacak çok özel bir kimliktir diyor Elon Musk. Bu konulara devam edeceğim. Bu konu beni çok ilgilendiriyor. Hoşça kalın.